Arkadaşlar merhaba. İnşallah iyisinizdir. Konumuz buzdolabı. Buzdolabımız su üretiyor. İnanılmaz bir su çıkışı oluyor günlük. Bunun üzerine bu kış gününde müdahale etmek zorunda kaldım. Aslında bu işlemi yazın yapacaktım. Şimdi ne yaptım? Şurası şöyle çıkıyor. Burayı da şöyle şuralardan hafif hafif kanırtarak şöyle çıkardım. Bakalım arkasında ne var diye. Bu kapağın arkasında ne var? Hep birlikte görelim. Daha önce de yine böyle bir şikayetimiz üzerine bir müdahalede bulunmuştuk. Video çekmiştik. Evet, arkası bu şekildeymiş. Gördüğünüz gibi şurada biraz donmalar var. Yani daha doğrusu diğer tarafları çözülmüş, ortası kalmış. Hani fişini çekmiştim, birkaç saattir böyle bekletiyordum. Evet. Şimdi bu su üretimini durdurabilmek için bu arkadaki arkadan aşağı tepsiye inen kanalın yolunu açmamız gerekecek. Büyük bir ihtimalle o kanal buz tutmuş durumda. Kanalı açtığımız zaman dolabın ürettiği su dolabın içine değil de arkadaki tepsiye gidecek ve pervanede o suyu ortama dağıtacak. Evet, dolabı böyle boşalttık. Biraz bekleyeceğiz bakalım. Yarın biraz daha suyu süzülür. Ondan sonra müdahale etmeye başlarız. Birinci gündeyiz arkadaşlar. Bu üçüncü kez akan su biriktikçe böyle alıyoruz. Eğelim aşağı doğru, ne olur, neler oluyormuş bakalım, su geliyor mu? Evet, akacak su kalmamış. Heh, geliyor. Evet, gördüğünüz gibi hala su geliyor. Böyle eğdikçe su akıyor. Buzdolabının fişini dün akşam bu saatlerde çekmiştim. Bugün itibariyle bu hortumdan bir su gelmesini bekliyorum. Gerçi su dökmedim, sıcak su dökmedim ama buradan üflediğim zaman en azından biraz böyle üflediğim havanın bir yerlere gitmesini umuyorum. Ve gidiyor gibi. Şu tepside uzun bir süredir su gelmediği belli oluyor. Ama şu tipte hiç su yoktu. Demek ki biraz buradan su sızmış. Şöyle biraz su olmuş. Bu da kurumuş tozlar. Bir kuraklık hakim olmuş burada. Uzun bir süredir. Ama fişi çektikten sonra gördüğünüz gibi biraz su sızmış. Yukarıdan su döksem bu tavaya, tepsiye gelir gibi. Bir dökelim bakalım, bir su dökelim. Evet, suyu nereden döksek acaba? Şu dipten mi döksek? Daha önceki videomda
bu kısmı açmamıştım. Bu karşı kısmı. Şöyle az bir şey. Döksek neler olur acaba? Biraz daha dökeyim. Sıcak su dökmüyorum. Sanki böyle içinden gaz geçen bir yerlere zarar verirmişim gibi geliyor. Yani tamamen hissiyat. Bir yerlerden bir şeyler duymuş da olabilirim. Hatırlamıyorum. Yani buzdolabına sıcak su dökülmez gibi bir söylenti, bilgi bir yerlerden duymuş olabilirim. Evet. Şöyle baktığımızda, gözle kontrol ettiğimizde bu yapıda herhangi bir bozulma yok. Bu müdahalemde ben sadece borudaki irtibatı sağlayıp fişi takacağım. Burada herhangi bir rezistans değişimi, bir parça değişimi yapmayacağım. Bakalım su damlatmaya devam ederse ondan sonraki süreçte bu işlemi bir kez daha yapıp gerekli parçayı aramaya koyulurum o zaman. Evet, döktüğüm sudan buraya gelen var mı diye bakıyorum. Gelmemiş. Evet, su istemediğimiz bir yerden geldi. Arkadan gelmesini ümit ediyorduk. Demek ki henüz erken. Biraz daha çözülmesini bekleyeceğiz. Operasyonun ikinci günündeyiz. Fişi çekeli 2 gün oldu. Şöyle bir baktığımızda beklediğimiz olay gerçekleşmiş. Tepsimize biraz su inmiş bu kanalda. Şöyle bir boruyu üfleyelim bakalım. Evet, gayet rahat bir şekilde üfleyebiliyorum. İlk gün hiç üfleyemiyordum. İkinci gün biraz zorlanıyordum ama hava gidiyordu. Yani birinci günün sonunda. Şimdi ikinci gün akşamındayız. Kanalımız tamamen açılmış. Amacımıza ulaştık diyebilirim. Artık şuraları bir şöyle temizleyip fişimizi taksak buzdolabımızı kullanabiliriz diye düşünüyorum. Evet, buzdolabımızın son haline şöyle bir bakalım. Evet, bildiğiniz gibi dolabımızın sorunu su üretmesiydi. Gereksiz yere su üretiyordu ve tabanı bayağı bir su oluyordu. Aşağı su taşıyordu. Düzenli bir şekilde su üretiyordu gereksiz yere ve içindeki besinleri de olumsuz etkiliyordu bu durum. Sebebi arkada bulunan kanalın tıkalı olup içerideki nemi dışarıdaki, yani arkadaki şu tepsiye aktaramamasıydı. Ne yaptık? Dolabımızı 2 gün boyunca dinlendirdik. Kış ayındayız. Belki yazın daha çabuk çözülebilir, bilemiyorum. Yani yaklaşık 2 gün dolabımızı dinlendirdikten sonra kanalımız açıldı. Bu borudan düzenli bir şekilde içerideki yoğuşan nem buraya iniyor gördüğünüz gibi. Buradaki su da biraz pis, sebebi de burada bir manyetik alan var.
Buna engel olmamız pek mümkün değil. Ortamdaki tozları buraya çekiyor, yapışıyor buraya. Yani buranın kirliliğine pek takılmamak lazım. Yani dolaptan gelmiyor bu su. Tepsinin ve bu etrafın tozlu oluşundan kaynaklanıyor. Gördüğünüz gibi pervane tepsideki suyu ortama dağıtıyor. Böyle havalandırarak çaktırmadan dolabın bulunduğu ortama bunu dağıtıyor, bir şekilde hallediyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu tamir işlemimizde herhangi bir yedek parça kullanmadık, hiçbir şey değiştirmedik. Sadece dolabımızı bir süre dinlendirdik. Ondan sonra güzel bir sonuç aldık. Bu videoyu yaklaşık 2 hafta sonra çekiyorum. 2 hafta önce dinlendirmiştim. Bu da bir kontrol zamanı oldu benim için. Müdahalemizin başarıya ulaşıp ulaşmadığını bu şekilde bir gözlemleme zamanı oldu. Yani bu 2 haftalık süre içerisinde tekrardan bir sulanma, nemlenme olmadı. Gayet güzel bir şekilde dolabımız çalışıyor. Evet, bu tamir serüvenimizin de sonuna bu şekilde gelmiş olalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Arızasız günler diliyorum. Hoşça kalın.